Merhaba arkadaşlar. Atilla ikinci bölümüne devam ediyoruz. Büyük yolculuk. Now that the memories had stirred, Father Armand seemed eager to tell his tale. He explained how the Huns, like the other barbarians, had a style of warfare dramatically different from the ancient Romans or my own Franks. The Huns would charge as one group, often firing arrows as they came, and then suddenly retreat again. For the nations of Europe, who are used to forming up lines and columns and even issuing challenges for personal combat, this was an aberration. They were unable to comprehend warfare in this manner. Barbarians did not conquer lands. They did not try and hold and colonize the cities they attacked. Instead, they ravaged and pillaged and took their loot back to their camps. By that time, there were two Roman empires, the government having decided that the Roman lands were simply too vast for one city to manage effectively. Attila and the Huns began a series of raids into the Eastern Empire. Evet arkadaşlar, ana görevler: Roma köylerine baskın yap, ileri üs inşa etmek için yeterli kaynağa ulaştığın zaman Romalılara karşı bir ordu yollayabilirsin. Bir ordu eğit ve Romalıların şehir merkezini yıkarak onları mağlup et. Eastern Roman Empire is fielding their army. We must hasten with our raid so that we have enough resources to train our own army. Let us raid the Sophia town center with our Tarkans and see what loot we may find. Evet arkadaşlar, bu bölümde alışık olduğumuz bir coğrafyadayız. Sofya, Bulgaristan tarafı. Diğer taraf bu yeşillerin olduğu Niş. Burası Sırbistan tarafı oluyor. Tarkanları Niş'e doğru gönderdim. At okçuları da Sofya'ya gönderdim. Bulgaristan tarafına. Evet. Tarkanları böleceğim arkadaşlar. Bomber kampları yıkacağız. Yağmalayacağız bu bölümde. Kırmızının da köylülerini öldüreceğim. Şöyle bir Isos produces the best lumber in the region. Let us take all that we can by destroying these lumber camps. The locals speak of wild Scythians that dwell somewhere nearby. We should be cautious. We have captured all of Nisus's lumber. Evet, burası tamam. Tüm kampları yıktık. Tarkanları kışlaya gönderelim. Burayı yıkalım. Evet arkadaşlar, şehir merkezine saldıralım.
Sophians had much food stockpiled in their town center. Evet, Sofya mağlup oldu. Şimdi Drach tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Burası da günümüzde Arnavutluk oluyor. Tiran'a yakın olan şehir, Akdeniz'e kıyısı olan şehir. Dures tarafı. We must rescue our Hun brothers held at the castle before they are executed. Burada mahkumları kurtaracağız. Hadi kale var. Şurayı açalım. Evet, devam edelim arkadaşlar. Selanik'e doğru gidiyoruz, Yunanistan tarafına. Yeni aldığımız askerleri de bir diyelim bunlara. Okçuları geri çekeceğim. Şu tepede kalsınlar. Huns do not need houses. Let us burn these to the ground and take these villagers with us. Evet, buraları yıkacağız arkadaşlar. Binaların tamamını. Hızlıca yıkalım. Peasants will do our bidding. Let us find a suitable location to establish our camp. Tam center kuralım. Askerleri öne alalım. Evet, Adrianopolis kaldı arkadaşlar. Burası da günümüzde Türkiye topraklarında Edirne karşılık geliyor. Now that we have a base, we must train many riders to withstand the Roman attack and then go on the offensive. The gold mines of Adrianople deserve to be plundered. Let us destroy all of their mining camps. Tarkanlarla kuleleri yıkalım. Okçuları geri çekelim. Köylü oluşturalım. Aslında yiyecek daha önemli arkadaşlar. Yiyeceğe biraz yüklenelim. Şu şekilde. (Gülüyor)
Diğer kuleyi de yıkalım. Bizim ben Timur. Şuraya ikinci bir şehir merkezi kuralım. Bizim ben Amr mendu ite ancin. Roman gold. There is no other metal that shines as sweetly. Evet, hasarları şuraya göndereceğim. İskitler vardı kampı. Şurada bir yerde olması lazım. Evet, buradan. Timu. I do not like the looks of this. You are most foolish to trespass here. If you bring us six of your villagers, we will make it worth your while. Timu. Altı köylü göndereceğiz arkadaşlar oraya. Tarla oluşturmaya başlayalım yavaştan. Ev problemimiz yok arkadaşlar onlarda. O açıdan hızlıca ekonomiyi toparlayalım. Şöyle. Kaç burada oduncu iyi olabilir. Şunları altına gönderelim. Şuraya. Şuraya. Kaç oduncu daha? Tarla kuralım. Evet. Market inşa edeceğim arkadaşlar. Şuraya. Askerleri toplayalım.
Stable yapalım. Düşman geliyor bu arada. Hızlı olmamız lazım. Kale kurabilir miyiz? Şuraya bir kale kurmaya çalışacağım. Şöyle. Evet, buradalar arkadaşlar. Bunları çekmeye çalışacağım. Şuraya. Kaleye doğru çekelim. Zili çalalım. Evet, Tarkanları buraya göndereceğim. Kalan düşmanlar için. Evet, 6 köylüyü de şuraya gönderelim. Hasarlarla beraber. Tamir edelim. Askerleri öne alalım. Şehir merkezini tamir edeceğiz arkadaşlar şu an. Evet. Şu köylüleri de öne alalım. Evet. Siege workshop yapacağım. Kaç köylü? Tarafta da birkaç oduncu lazım. ...73... limite yaklaştık arkadaşlar popülasyonda. Birazdan saldırmamız gerekiyor. Şunlarla bir blacksmith kuralım. Şurada. Burada stone da varmış. Sonrasında taşa göndereceğim. Evet, Tarkanları gönderelim arkadaşlar.
Roman fort with too few soldiers, we will surely die. Evet, ramleri göndereceğim. Stable daha yapalım. Kale daha kuralım arkadaşlar, en mantıklısı. Şöyle kapıyı kapatacak şekilde. Şöyle bir noktaya. Şuraya hatta daha iyi. Ramleri sadece düşmanı oyalamak için gönderiyorum arkadaşlar. Kaleyi bitirmeye çalışacağım. Kapıyı da yıkabilirsek iyi olur tabi bu arada. Tamamını tarafa alalım. Zahir barlıq üçün. Bilim ben barlıq üçün. Timo. Zahir. Evet, kale bayağı iş yapacak burada. Şu kuleleri alalım hızlıca.
Şuraları temizleyelim arkadaşlar. Bir kale daha kuracağım da. Şuraları yıkabilirsek içeri kurmayı düşünüyorum. Evet, 675. Evet, bu kaleden sonrası çok rahat olacak gibi. Rem'i koruyalım. Evet. Tarkan. Evet, Tarkanlarla şehir merkezini yıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle köyleri temizleyelim. Ta gayret. Şu Rem'i indirelim. I fear for the future of the empire. Evet, biraz yavaş oldu final kısmı ama kazandık arkadaşlar. The Roman city of Nessus was erased from the earth. The Huns so devastated the place that when the Roman ambassadors passed through to meet with Attila, they had to camp outside the city on the river. The riverbanks were covered with human bones, and the stench of death was so great that no one could enter the city. Many cities of Europe would soon suffer the same fate. The ambassadors that the Romans sent to Attila concealed an assassination attempt. Somehow, Attila knew of the attempt on his life, and sent the terrified assassin back to his emperor with the gold he had been paid to do the deed in a sack tied to his neck. Following such a demonstration, the Huns had no difficulty convincing the Eastern Roman Empire to start paying them tribute, protection money to stave off the inevitable Hun invasion.
Evet arkadaşlar, son olarak haritaya bakalım. Yani pek bir şey kalmamış aslında. Diğer kısımları zaten görmüştünüz. Sofya, Draç. Yani burada Mancınık ve Okçular var. Çitin içinde. Evet, Selanik tarafı bu şekildeydi. Evet, Atilla 3. bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.